Ve her sabah olduğu gibi ekonomideki gelişmeleri ve sizin merak ettiğiniz soruları e, konuşacağız elbette. Kimille kiminle? Faruk Erdem'le Takvim Gazetesi ekonomi müdürü. Faruk abicim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, yayına. hoş bulduk. İyi Şimdi, bir hafta olsun. İnşallah hepimiz için iyi bir hafta olsun. Haftaya nasıl başladı piyasalar diye de soralım, onunla hemen bakalım. başlayalım isterseniz. Ee, Ayın da son haftasına evet. girmiş olduk Mayıs ayının. Şöyle bir hemen buradan rakamlarımızı açalım borsa nasıl başlayacak önce onunla başlayalım. 1450'nin üzerinde kapatmıştı Cuma günü borsa. Burada kaldığı sürece yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. Ama bazı sektörlerde hareketlilik oldu. Özellikle hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Doğu Akdeniz'den müjde gelebilir açıklamaları mesela hı hı. enerji sektörünü hareketlendirdi. Yine sanayi sektöründe hareketlilik var. Bankalara e, ilgi e, var. Orada hareketlilik oluyor. Enerji demişken e, Enerji Bakanımız da saat 12'de evet. burada A Para ve A Haber ortak yayınında hı hı. E, önemli açıklamalar yapacak Özlem Doğaner'e. Biz de ilgiyle takip edeceğiz. Oradan e, önemli haberler de çıkabilir. E, saat 12'yi ben de merakla bekliyorum. Hemen altına da bakalım istersen. Hı. Burada da yine 1800 doların üzerinde ons devam ediyor. Gram altında da 510 liraya kadar yükselmişti hafta sonu. Tekrar 500 piyasa açıldığında şunu da hatırlatayım. Hafta sonu altındır, dövizdir, alım satımı çok mecbur değilseniz yapmamak lazım. Çünkü hem döviz büroları hem de bankalar buradaki aradaki makası biraz fazla tutuyorlar riski almamak için. O yüzden de hani bu tür işlemler yapıyorsanız mutlaka... E, ...piyasanın açılmasını beklemek lazım. E, şimdi de 508 lira civarında bir rakamda e, altının gramı. Peki. Tabii bu arada e, kriptoyu soracaksın e, öyle gözüküyor. Evet. Çünkü e, herkes soruyor. E, Çin'in yeni bir kararı olduğu işte bu e, kripto madenciliği ile ilgili de bir yasak getirdi. Oradaki çöküş devam ediyor. Öyle gözüküyor ki yani burada e, Cuma günü de konuştuk seninle. Hı -hı. Burada bir içerik yok. E, yine kızacaklar bana ama yine söyleyeyim yani... Ee, videolar var. Böyle e, grafikleri açıyorlar. Sabaha kadar bunları izleyen arkadaşlar var. Hı hı. Arkadaş bakın siz orada işte çanaktan çömlekten, fincandan filamadan filan bahsediyorsunuz. Hani böyle bir teknik analiz yapıyormuş havasına girip insanları buraya yönlendiriyorsunuz ama işte adam bir tane tweet atıyor. Senin bütün inanç sistemini çökertiyor. Yani bir tweete bağlı. Bırak bu teknik analizi şunu bunu. Hı hı. Kendi paranı sokağa atacaksan at. Ama başkalarının e, parasına göz dikme. Şimdi bu saadet zinciri meselesinde hatırlayın. <laughs> e, fotoğraf şöyleydi. O saadet zincirinin tepesindeki adamlar hep lüks hayatı e, gözün önüne sererlerdi. Şimdi de sosyal medyada işte bu kripto parayla ilgili lüks işte arabalarla, evlerle resimler falan görüyoruz. <laughs> e, bunlara işte o zengin olma hayaliyle buraya çekmeye çalışıyorlar. Bu teknik analizler falan da bana göre hikaye. isterlerse kılsınlar. İşte bir tweet Onları çökertiyor. Şimdi Çin tabii tek başına e, bu işin tek sorumlusu olmayabilir ama Çin önemli bir oyuncu bu noktada. Birçok bu kripto para denilen paraların birçoğu da Çin kaynaklı oluyor. Hı hı. İşte aşağı yukarı ilk yüzdeki paraların 90'ı çökmüş durumda. %30'un %40'ın üzerinde. Ama e, Çin'de belli ki bir dijital yuan çıkacak. Yani hmm. Dijital paraları konuşmuştuk hani dijital para hmm. ayrı kripto para ayrı diye dijital paralar biraz daha hmm. e, bu geçerli para birimiyle ilgili belli ki için e, dijital Yuanı çıkartacak kendisine rakip istemiyor e, ve e, bu hamleleri yapıyor ama dediğim gibi tek başına değil. Burada işte bir tweet bile çökertiyor. Hı -hı. Bir içerik yok. Aman dikkat diye uyarımı da yapayım peki. Peki ben yavaş yavaş geliyorum yine. Ben de o geliyorum. salon tarafına doğru Ol. böyle rica edeceğim. Çünkü hem ekrana getireceğimiz bark kolay var hem de aslında önemli başlıklardan bir tanesi 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren yapılacak o doğru. zamlarla ilgili bazı sözleşmeler yapılacak ortak bir miktar belirlendi mi? Nedir son durum? Nedir Şimdi, bu işin varacağı nokta e, merak ediyoruz. Bu yıl toplu sözleşme yılı. Dolayısıyla hem işçi işçiler için hem memurlar için hem de memur emekliler için toplu sözleşmeler yapılacak. Önce senin söylediğin gibi 700 bine yakın hatta belki daha fazla da olabilir evet. rakam kamu işçisinin e, iki yıllık yani önümüzdeki iki yıllık alacağı zam yani mali haklar ve sosyal haklar belirlenecek. Bunun için sendikalar şimdi hazırlıklarına başladılar, e, görüşmeler yapılacak burada. E, kamu işveren olarak bu görüşmelere katılacak Sendikalarda da işçileri temsilen. Burada e, bu yıl ilginç olan tarafı şu. Taşerondan kamuya geçmiş, kadroya geçmiş işçiler için de toplu sözleşme yapılacak. Hı. 1 Ağustos'tan sonra ise memurları ilgilendiren toplu sözleşme başlayacak. Orada da aşağı yukarı işte 3 3,5 milyon memurla 2 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sosyal ve mali haklar belirlenecek. Hı. Yani şöyle söyleyeyim. 2000 21, 2022, 2023 yıllarının zamları belli, belli olacak. Ee, daha konuşuruz onu. Toplu sözleşmeler başlayacak. Ee, bir süreci alıyor. Sonunda pazarlık yapılıyor ve e, bir rakam ortaya çıkıyor. Ee, öyle gözüküyor ki işçi kardeşlerimizi memnun edecek ee, rakamlar ortaya çıkacak. Çünkü bu seneki toplu sözleşmelere pandemi de damgasını vuracak. Yani nasıl evet. asgari ücret görüşmelerinde pandemi de bir parametre olarak kullanıldı, hı hı. şimdi de toplu sözleşmelerde de pandemi şartları konuşulacak. Pandemi şartları demişken yapılandırma evet, geldi. hemen yapılandırma rehberini hangi Bakalım. borçlar kapsamında olacak, nasıl hesaplanacak, her bir sorunun yanıtını alacağız. Faruk evet. Erdem'den hangi borçlar kapsamında olacak sorusunun yanıtıyla başlayalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim, yasa henüz meclise yeni evet. geldiğim, Öyle gözüküyor ki salı, çarşamba e, komisyonda görüşülüp oradan geçecek. Hı hı. E, belli ki bu hafta içinde bu tamamlanacak. Yani bu bir ihtiyaçtı. E, neye ihtiyaç varsa hep onu söylüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği o dinamik yapıyla birlikte hı hı. neye ihtiyaç varsa o karar alınıyor. Kimin e, ne hangi desteği varsa o karar alınıyor. Vergi mi indirilecek? Vergiler indirildi. E, nakdi destek mi verilecek? Nakdi destek verildi. Ha, hane halklarının paraya mı ihtiyacı var? o yönde destek açıldı. Yani esnafın desteğe mi ihtiyacı var? Kapandı esnaf. Borcu mu var? O borçlar ertelendi. Nakiti destek sağlandı. Hı hı. İş adamlarının krediye mi ihtiyacı var? O sağlandı. Hı hı. Yani Geçtiğimiz yılın 2020 yılının Mart ayından bu yana ekonomi yönetimi ve hükümet gerçekten bu süreci dinamik olarak evet. işletti. Yani sağlıktaki başarı burada da devam etti. Şimdi e, cari borçlar geldi. Bir yapılandırma olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Onların taksitleri ödendi ama yine cari borçlar geliyor. Yani şu anda bu evet. ay ödenmesi gereken yükümlülükler var. Vergidir, primdir şunlar bunlar. Hı hı. Dolayısıyla hem cari borç hem de yapılandırma taksitleri birlikte gelince hem iş dünyası hem de vatandaş sıkışmıştı. Bu noktada bir nefes olacak bu yapılandırma ve kapsamı da geniş tutuldu. İki önemli ilave var. Şimdi onları anlatacağım ama şu girişgahı yapayım. İki önemli ilave var bir önceki yapılandırmaya göre. Bir iki, birincisi sicil lafı ki çok bekleniyordu. Özellikle esnafın beklediği bir şeydi. Ne anlama geliyor? Siz kredi almışsınız, kredi kartı kullanmışsınız, evet. senet imzalamışsınız. Onların bazı taksitlerini ödememişsiniz. Hı hı. Dolayısıyla sizin kredibiliteniz düşmüş. Yani bankaya tekrar gittiğiniz zaman banka size kusura bakma senin sicilin bozuk diyor. Şimdi bu yasayla birlikte o geçmişteki e, bozulmuş e, pozisyona bakılmayacak. İkincisi de matra artırımı teknik bir konu ama geçmiş dönemde matra arttırmayanlara ceza çıkmıştı. Matra arttırma imkanı getirildi. Bu noktada vatandaşı ilgilendiren bir şey de söyleyeyim. Kirası evi kirada olan vatandaş kira geliri elde ediyorsa bunlar 2019 2020 2021'de kira gelir beyanı vermek zorundaydı. Vermeyenler için de böyle bir af gelecek. Şimdi bakalım hangi borçlar kapsamı? Tabii çok uzun bir liste ama şöyle başlıklarla evet. vereyim. Vergi ve prim borçları. Zaten tüm vergiler, motorlu taşıtlar vergisi, evet. işte bütün SGK primleri vesaire. Trafik cezası dahil. Dahil tüm idari para cezaları. Burada bir istisnayı söyleyeyim. Bu tütünle ilgili cezalarda af yok. Onu söyleyeyim. Peki. Belediyelere olan borçlar işte emlak vergisidir, atık su parasıdır hı hı. vesaire O da ve borsalı olan aidat borçları ve kredi yurtlar kurumuna olan gençler. O yüzden bu başlığı alıyorum. Onlar çok merak ediyorlar evet. burayı. Nasıl hesaplanacak? Geçmişteki yapılandırmalara benzer bir hesap olacak, borçların gecikme faizleri bir kere silinecek. Burada e, insanları rahatsız eden bir konu var, onu hemen söyleyeyim. Yani arkadaş, ben işte borcumu zamanda ödüyorum da niye onlarınki affediyor? Kimseninki affedilmiyor. Ana para duruyor, sadece faizler siliniyor. Dolayısıyla evet. borcun üstündeki yük alınmış oluyor. O yüzden bu insanlar da ana paralarını ödeyecekler. Faizler silinecek, e, faiz tamam. ya da gecikme cezası varsa. Ana paraya enflasyon farkı eklenecek. O da yüzde bir küsürlük bir fark ekleniyor. Taksit isteyene 18 taksit 36 ay vade yapacak. Ne demek 18 taksit 36 ay vade? 18 taksiti seçtiğiniz zaman 36 ayda ödeyeceksiniz. Çünkü burada her ay ödeme yok. 2 ayda bir ödeme var. Peşin öde, öderseniz eğer siz peşin ödemeyi seçerseniz şurada eklenen enflasyon Eklensin farkının yüzde 90'ını da silecekler. Yani peşin ödeyen adam aşağı yukarı e, ana parasını ödeyip kurtulacak. Hı hı. Taksit isteyene de işte gene yüzde bir küsürlük e, taksit farkı hı hı. eklenecek. Yani 6 ay mı istedim 12. Diğer evet, evet, Taksitleri atlanırsa ne olacak? Hemen bir geriye gelelim arkadaşlar. Taksitler atlanırsa şöyle olacak. İlk iki taksiti bir kere ilk taksit Eylül ayında ödenecek vergiyle ilgili. Tamam. Primle ilgili olan da Ekim'in sonuna kadar ödenecek. Hı hı. İki taksit ödendikten sonra yani ilk iki taksit çok önemli arkadaşlar. Bu iki, iki taksiti ödememiz lazım Ondan sonra aksatabilirsiniz. Aksatıyorsunuz. Yıl, bir takvim yılında iki taksit ödememe hakkı var. Ama onları da e, vade farkıyla ödeyeceksiniz. Hemen e, bir sonrakine bakalım. Başvuru nasıl olacak? 30 Nisan bir kere 30 Nisan 2021 dahil önceki kesinleşmiş borçları kapsıyor. Hı. Dolayısıyla şimdi emlak vergisi ödeniyor Mayıs'ın sonuna evet. kadar. Bu borçlar henüz kesinleşmemiş olduğu için ödeme devam ettiği için kapsam dışında. Ağustos'ta motorlu taşılar vergisinin ikinci taksiti ödenecek o da kapsam dışında. Hı -hı. Onu da söylemiş olun. Yasa çıktıktan sonra 30 Ağustos'a kadar başvuru imkanı var. Son güne bırakmayalım. E-devletten başvuru imkanları var, onları kullanalım. Dediğim gibi öyle olacak. Sicil Hı -hı. affı meselesi önemli. Az önce girişle söyledim. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini aksatanlar yaralanacak. Borcunu ödememiş olanın olumsuz kaydı silinecek. Burada bir şeyi hatırlatayım, onu Hı -hı. unutmayalım yükümlülüğünü yerine getirmek şartı var burada. Yani diyelim ki sizin kredi kartından daha önce birkaç taksiti aksatmışsınız. Tamam. Şu anda 1000 lirada borcunuz var. Hı hı. O bin lirayı ödeyeceksiniz. Sonra siciliniz temizlenmiş olacak. Peki son Genel barkoda. sağlık bu önemli. E, prim borcu olanlar var. Çalışmayan gençler hı. vesaire. Bunlar için e, yeni bir düzenleme olacak. 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin faizleri silinecek. Yani prim borcunuz varsa hı hı. genel sağlık sigortası prim borcu olanlar biliyorlar kendilerini. E, yıl sonuna kadar ödeyin. Faizsiz ödeyin. 30 Kasım 2021'e kadar gidin kaymakamlıklara, gelir testine girin. Eğer e, haneye giren gelir, e, kişi başına gelir işte 1019 civarında bir liradan düşükse hı hı. zaten sizin borcunuz silinecek ve devlet için. Ee, biliyor musun? Bitiyor mu? Bitti. Bakın. Peki. <laughs> Bütün merak Ama edilen Ama anlattım evet. Ee, evet. Önemliydi bu. Anlatmaya devam edelim. Çünkü yasa çıktıkça bunu konuşalım. Tamam. Yine ee, detaylandıralım. E. 200 milyar liralık bir borçtan bahsediliyor. Peki bugün vatandaş soruyor yapamadık o da borcumuz yarın olsun yarın yapalım. Ben fark ederdim bu saatte birlikte noktalayalım saat başında devam edelim efendim.